Başlayayım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, MYK toplantımız sürüyor. Toplantı gündemine geçmeden bugün Hakkari'de hain terör örgütü PKK'nın kalleş tuzağında şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize sabır diliyorum. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi, pırlanta gibi bir gencimiz Halit Ayar, İstiklal Caddesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bazı şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu tabii çok acı bir olay ama maalesef bu aynı bölgede yaşanan tek olay da değil. Geçmişte aynı bölgede kahraman bir subayımız kalbinden bıçaklanarak şehit edilmişti. Taksim'de İstanbul'un göbeğinde ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğu anlaşılıyor. Ben ülkemizin umudu olan böyle bir genç insanı yitirmenin üzüntüsüyle kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Yine sözlerime başlarken dün Avrupa ikincisi olan voleybol milli takımımızı, Filenin Sultanları'nı da tebrik ediyorum. Değerli basın mensupları, bugün 9 Eylül 2019. Ülkemiz için çok önemli 2 yıl dönümünün tarihi. 97 yıl önce bugün İzmir düşman işgalinden kurtuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla yola çıkmasıyla başlayan milli mücadelemiz İzmir'de düşmanın denize dökülmesiyle son buldu. Milletimiz ateşle ve kanla imtihanından büyük bir zaferle çıktı. 9 Eylül 1922'de emperyalizme ve emperyalizmin işbirlikçilerine karşı dünyada verilen en şanlı mücadeleyi milletimiz kazandı. Tüm mazlum milletlere umut oldu. Milletimiz dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim diye tüm dünyaya haykırdı. Bundan tam 97 yıl önce İzmir Hükümet Konağı'na şanlı bayrağımızı çeken Teğmen Ali Rıza'yı, Yüzbaşı Şerafettin'i, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın isimli isimsiz tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, cephelere canla başla silah taşıyan fedakar analarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde de çok özel bir gün. İzmir'i kurtardıktan tam bir yıl sonra 9 Eylül 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk partimizin kuruluş dilekçesini Halk Fırkası'nın genel başkanı sıfatıyla İçişleri Bakanlığı'na vermiştir. Bugün Kurtuluş Savaşı kahramanlarının savaş meydanlarında kurduğu Kurtuluş'un ve Kuruluş'un Partisi 96. yaşını kutluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş'un partisidir. Çünkü köklerinde vatanın ve ulusun birliğini korumak için emperyalizme karşı milli direniş ve kuvayi milliye vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş'un partisidir. Çünkü köklerinde milletten kopmuş saraya ve yedi düvele karşı milletin hakkına, hukukuna sahip çıkan Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Kuruluş'un partisidir. Çünkü tarihteki 17. devletimizi Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Dünya üzerinde böylesine şerefli ve onurlu bir geçmişe sahip bu kadar köklü başka bir siyasi parti yoktur. İşte bu nedenle Gazi Mustafa Kemal, benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi diyerek partimizin tarih sahnesindeki önem ve ağırlığını o günden açıkça vurgulamıştır. Partimizin kuruluş amacı, partimizin ilk tüzüğünde tarif edilmiştir. Milli hakimiyetin tahakkukuna rehberlik etmek, Türkiye'yi tam manasıyla asri bir devlet haline getirmek. Biz 96 yıl boyunca partimizin ilk tüzüğündeki bu amaçları gerçekleştirmek için mücadele ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Bundan 96 yıl önce bu partiyi kuran kadrolar, Türkiye'yi çağdaş bir devlet haline getirmenin mücadelesini nasıl verdiyse, bugün biz de ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesini aşması için mücadeleye devam ediyoruz.
Bundan 96 yıl önce bu partiyi kuranlar saraya karşı millet egemenliğini nasıl savunduysa, bugün de bizler sarayın kibirlisinin millet egemenliğine el koymasına karşı duruyoruz. Bu partinin kurucuları Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile milletin hakkını, hukukunu nasıl savunduysa, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler sandığa, milletimizin iradesine, milletimizin hakkına, hukukuna sahip çıkıyoruz. Bu partinin kurucuları emperyalistlerin saldırısına Kuvayi Milliye ile direnerek ülkenin ve ulusun birliğine nasıl sahip çıktıysa, bugün de aynı kararlılıkla bizler bu vatan topraklarına ve birliğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bunlar bizim Cumhuriyet Halk Partililer olarak tarihi sorumluluklarımızdır. İlk tüzüğümüzde partimizin tarifi de çok net yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bir ihtilal değil, bir inkılap partisidir. Yani devrimlerin partisidir. Daha kuruluşlarından birkaç hafta sonra partimiz ilk devrimini yapmış ve cumhuriyeti kurmuştur. Yaptığımız birinci devrimle milletimiz egemenliğin kaynağı haline gelmiştir. Yüzlerce yıl saraya kul olan milletin her bir ferdi cumhuriyetle beraber asil birer yurttaş olmuştur. Partimizin ikinci büyük devrimi ülkemize çok partili hayatı getirmek olmuştur. Kuruluşumuzdan tam 27 yıl sonra bu ülkede iktidarın kansız, kavgasız el değiştirmesinin önünü partimiz açmıştır. Partimizin yaptığı üçüncü büyük devrim ise ülkemize sosyal demokrasiyi getirmektir. Sosyal demokrasiyle beraber bu topraklar sosyal devlet, örgütlü toplum, fırsat eşitliği gibi çağdaş kavramlarla tanışmıştır. Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde yine tarihi bir görev durmaktadır. Cumhuriyetimizi tam demokrasiyle taçlandırmak. Hukuku üstün kılan, millet iradesine ve sandığa sonuna kadar sahip çıkan, kuvvetler ayrılığını tam manasıyla sağlamış, denge ve kontrol mekanizmalarına sahip, millete her bir kör kuruşun hesabını veren saydam, çağdaş, demokratik bir rejimi inşa etmek, Cumhuriyet Halk Partililer olarak bizim görevimizdir. Bu ülkede bu dördüncü devrimi yapacak kadro, anlayış, birikim ve kuvvet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve onun devrimci genlerinde mevcuttur. Egemenliği milletten alıp saraya vermek isteyenler, adaleti vicdanlarda ve kanunlarda değil, sarayın iki dudağı arasında arayanlar, milletin çocuğu işsizken saraylarında sosyete hayatlarının keyfini sürenler, kamu ihalelerini hak edenlere değil, yandaşlarına verenler, kurallı yönetim yerine keyfi yönetim isteyenler, elbette cumhuriyetimizin tam demokrasiyle taçlanmasını istemeyeceklerdir. Bizi türlü tehdit ve şantajlarla engellemeye, yolumuzdan çevirmeye çalışacaklardır. Ama bizim bunlara pabuç bırakmadığımızı ve bırakmayacağımızı tarihimiz göstermiştir. Maraş'tan Antep'e, Denizli'den Uşak'a, Dumlupınar'dan Afyon'a, Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına ve Ankara'dan İstanbul'a kadar adalet için atılan her bir adımda bu kararlılığın izleri vardır. Milletimizin birlik ve beraberliğini tehdit edenler, kardeşliğimize kastedenler, bu aziz vatanın topraklarına göz dikenler, bu ülkede demokrasi trenini rayından çıkarmak isteyenler, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da karşılarında milletimizi ve partimizi bulacaklardır. Genel başkanımıza yapılan saldırılar, il başkanlarımıza siyasi davalarla verilmek istenen gözdağları, belediye başkanlarımıza savrulan tehditler, saraydan gelen talimatlarla milletvekillerimizin, parti meclis üyelerimizin özgürlüklerinin elinden alınması, bizi çıktığımız yoldan ve mücadelemizden geri çeviremez. Cumhuriyet Halk Partisi, kökleri milletin vicdanına uzanan hak, hukuk ve adalet siyasetine devam edecektir. Partimiz, cumhuriyetimizi er geç tam demokrasiyle taçlandıracaktır. Partimizin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de bizler atamızın bize bıraktığı ilkeler ışığında çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinin taşıyıcısı olarak ülkemizin kurucu değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ilk ve ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü,
İkinci genel başkanımız Sayın İsmet İnönü'yü, üçüncü genel başkanımız Bülent Ecevit'i saygı ve rahmetle anıyoruz. Hayattaki genel başkanlarımıza, Sayın Hikmet Çetin'e, Sayın Altan Öymen'e ve Sayın Deniz Baykal'a partimize verdikleri emek ve çalışmalar için şükranlarımızı sunuyor. Kendilerine sağlıklı, huzurlu, güzel bir yaşam diliyoruz. Değerli basın mensupları, bugün yeni eğitim ve öğretim yılı başlıyor. 18 milyon aşkın öğrencimiz bugün okullarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuştular. Ülkemizin umudu öğrencilerimize, geleceğimize emanet ettiğimiz öğretmenlerimize ve kuşkusuz yavruları için her şeyin en iyisini isteyen ailelerimize başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Ancak ailelerimizin binbir fedakarlığına, öğretmenlerimizin gayretlerine rağmen eğitimde bir türlü başarıyı yakalayamıyoruz. Bunu ben değil, bu ülkeyi 17 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı söylüyor. Başarıyı geçtik, eğitim öğretimde geriye gidiyoruz. Son 17 yılda çok ciddi bir çöküş eğitimde göze çarpıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, fen, matematik ve okuduğunu anlama gibi konularda uluslararası bir sınav yapıyor ve ülkeleri karşılaştırıyor. Bu sınavın adına da PISA deniyor. Bu sınavlarda öğrencilerimizin konumu gerçekten içler acısı. Son sınavda 2015 yılında 72 ülke arasında bizim öğrencilerimiz fen bilimlerinde 54. sırada. Matematik ve okuduğunu anlamada ise 50. sırada yer aldı. Bir başka istatistik, ÖSYM'nin 2019 Yükseköğretim Kurumları sınavı raporundan. Toplam 2.390.491 öğrencimiz bu yıl üniversite sınavlarına girdi. Fizikte 1.131.330, kimyada 1.163.813, biyolojide 1.447.782 öğrencimiz tek bir soruya dahi, dikkatinizi çekiyorum, tek bir soruya dahi doğru cevap verememiş. 39 sorunun sorulduğu matematik sınavında tek bir doğrusu olmayan öğrenci sayısı 307.712. Tarih dersinde 437.455. Coğrafya dersinde 419.000 öğrenci tek bir soruyu dahi doğru cevaplayamamış. Gerek ulusal gerekse uluslararası istatistikler eğitimde büyük bir felakete doğru gittiğimizi gösteriyor. Fiziği, kimyayı, biyolojiyi, matematiği çocuklarına öğretemeyen bir eğitim sistemi Türkiye'nin bilimde başarılı olmasını sağlayamaz. Bu eğitim sistemiyle çağdaş medeniyetleri yakalayamayız. Sıkışıp kaldığımız orta gelir tuzağından kurtulamayız. Eğitime ideolojik gözlüklerle bakan, çocuklarımızın beynine kendi meşrebine göre format atmaya çalışan bu iktidarın eğitim sisteminizi getirdiği yer maalesef uçurumun dibidir. Bu iktidar eğitim sistemimizi çökertmiştir. Bu büyük bir günahtır. Çökertilen eğitim sistemi ucube saray rejiminde giderek daha da dibe batmaktadır. Bu ucube rejimde ülkemizin okulları özel okul sahibi, hastaneleri özel hastane sahibi, turizme ve kültürü de otel sahibi bakanlara emanettir. Devleti şirket, milleti ise müşteri gören bu ucube sistemle zengin daha zengin, fakir ise daha fakir olacaktır. Çünkü bu sistemde vatandaşlar arasında, çocuklar arasında fırsat eşitliği tamamen ortadan kalkmaktadır. Ülkemizin marka devlet okullarının içi boşaltılmakta, paralı okullar ise desteklenmektedir. Bugün fakir fukaranın çocuğu tek bir okul tipine zorlanırken, zenginin çocuğu araba yükü para verip özel okullarda kaliteli eğitim almaktadır. Bu zengin ve fakir arasındaki duvarları daha da yükseltmekte, yoksulluk babadan evlada miras kalmakta, gelir dağılımındaki adaletsizlik giderek pekişmektedir. Diğer yandan sanki adeta yüksek lise diyebileceğimiz kasaba üniversitelerinden mezun çocuklarımız iş bulamamaktadır. Onları yetiştiren ailelerimizin kırgınlığı giderek artmakta, sosyal dengelerimiz
çatırdamaktadır. Bugün ülkemizde üniversite mezunu işsizlerin sayısı 1 milyonu aşmıştır. Her 4 gençten biri bu ülkede işsizdir. İş arayan her 4 gençten biri. Maalesef her 4 işsizden biri de üniversite mezunudur. İyi okullardan mezun gençlerimiz yurt dışına kapak atmaya çalışmaktadırlar. Beşeri sermayemiz hızla zayıflamaktadır. Ülkemizin en önemli üstünlüklerinden biri olan genç nüfus avantajı bu beceriksiz iktidar elinde heba olup gitmektedir. Artık Türkiye'nin heba edilecek, yurt dışına kaptıracak tek bir genci dahi yoktur. Ama maalesef ülke yönetilmemekte, ülke savrulmaktadır. Tabii genç deyince Diyarbakır'daki ailelerimize de değinmemek olmaz. Bir süredir gözü yaşlı analar babalar Diyarbakır'da bir partinin il binasının kapısında daha kaçırılan evlatlarını geri almak için nöbet tutuyor. Daha zorla kaçırılan çocuklar gözyaşı döken ana babalar için üzülmemek, kahrolmamak mümkün değil. Bunu yapan PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Kaçırılan çocukların ailelerine kavuşması için kim ne imkanı ne gücü varsa seferber etmekten kaçınmamalıdır. Ama unutulmasın, milletin hacet kapısı devletin kapısıdır. Millet başka adreslerin kapısında derdine çare ararsa devletin güç ve kudreti, otoritesi sorgulanmaya başlar. Buna aklı başında hiç kimse, hele hele devleti yönetenler izin vermemelidir. Ancak bu iktidar döneminde evlatlarını yıllardır arayan cumartesi anneleri Galatasaray meydanında unutuldu, sonra onlara bu meydan da yasaklandı. Evladını dağa kaptıran anneler de şimdi Diyarbakır'da bir partinin il başkanlığının kapısına bırakıldı. Bir de üstüne üstlük evlat acısıyla yanan annelerin gözyaşlarını yarıştırmaya kalktılar. Biz tüm gözü yaşlı annelerin yanındayız. Şimdi de bakıyoruz, Atama İçişleri Bakanı çıkmış, ailelere tam doğru adresin önündesiniz diyor. Eyvah yine eyvah. Yani oralarda hacet kapısı devlet değil de bir siyasi parti mi oldu? Arkadaş sen görevini niye yapmıyorsun? Devleti ne duruma düşürdüğünün farkında değil misin? Kimse devlet otoritesini küçük düşürme, kimsenin devlet otoritesini küçük düşürme hakkı yoktur. Ama bakıyoruz, saray sosyetesi ağzına geldiği gibi konuşuyor. Boşa söylemiyoruz. Ülke yönetilmiyor, ülke savruluyor. Lafının önünü arkasını düşünmeyen bir diğer kişi sarayın kibirli adamı. Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Ankara'da, İstanbul'da seçimi kaybetmeyi bir türlü hazmetmiyor. Hazmedemiyor. Hazmedemedikçe köpürüyor, siyaseten intikam almaya kalkıyor. İstanbul İl Başkanımızın yıllarca önce yaptığı ve yapmadığı sosyal medya paylaşımlarını yargıya talimat vererek suç saydırıyor. Aklınca Cumhuriyet Halk Partisi'ne gözdağı veriyor. 9 yıl 8 ay 20 gün ceza kestiriyor. Yetmiyor, bir de şiir okudu diye cezasını ağırlaştırıyor. Hatırlayacaksınız, aynı AK Parti Genel Başkanı, şiir okudum diye beni hapse attılar. Siyasi hayatımı bitireceklerini sandılar. Şiir yahu şiir. Hem de Ziya Gökalp'in bir şiiri. Onu okudum diye bana yapmadıkları kalmadı. Hapse attılar. Bana muhtar bile olamaz diye manşetler attılar diye meydan meydan dolaşıp mağdura yatmıştı. Bununla da bu edebiyatla da vatandaştan oy devşirmeye çalışmıştı. Şimdi buradan söylüyorum. 7-8 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarına hapis cezası vermeye başlarsanız FETÖ ve PKK terör örgütlerini övmekten partinizde yönetici kalmaz. Nereden nereye? Söylüyoruz, ülke yönetilmiyor, ülke savruluyor. Değerli basın mensupları, kazandığımız belediyelerde milletin parası millet için harcanmaya başlamıştır. Belediyelerde israf musluklarının kapatılması sarayın kibirli adamında sinir ve telaşı arttırmıştır. Çamur siyasetinden medet umulmaktadır.
Şimdi de bizi belediyelerde işçi çıkarmakla suçluyorlar. Hafta sonunda Eskişehir'de bizim belediyelerimizde böyle işçi çıkarmak gibi bir şey olmadı buyurmuşlar. İnsaf ki ne insaf. Mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Seyit Torun, bizden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen belediyelerde yaşanan işçi çıkarımlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışmayı yürütüyor. Ama ben size kendi seçim bölgemden Tekirdağ'da yaşanan işçi çıkarmalarından bahsedeyim. Hayrobolu ve Süleymanpaşa'da belediye ve bağlı şirketlerinde işine son verilen sözleşmesi feshedilen işçi ve personel sayısı 29. Bunun yanında istifaya zorlanan, görev yeri değiştirilen personel de var. Kapaklık'ta 31 Mart'tan bu yana 41 kişi işten ayrılmış. 4 tanesi istifa, 3'ü fesih, 1'i emeklilik deniyor. Anlaşılan burada da ciddi çalışanlar üzerinde bir mobbing yürütülüyor. Özetle ya kendi parti teşkilatı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına yanlış bilgi veriyor ya da Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı millete doğruları söylemiyor. Herkesin içi ferah olsun. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız işe uğramadan para alan bankamatik memurları ile amirlerine hakarette bulunan çalışanlar dışında kimsenin işini, iş akdini feshetmemeye azami özeni gösteriyorlar. Sayın basın mensupları, sarayın kibirlisinin dengesini bozan bir diğer konu Suriye ve özellikle İdlib'de artık işin sonuna yaklaşılıyor olması. İktidar Amerika ve Rusya arasında adeta pimpon topuna döndü. Kaç zamandır Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ile beraber güvenli bölge oluşturulmasından bahsediliyor. Biz güvenli bölgeyi sınırlarımızın teröristlerinden arındırılması olarak düşünüyorduk. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın güvenli bölgeden ne anladığını ise geçtiğimiz hafta öğrendik. Erdoğan'ın güvenli bölgeden anladığı sınırlarımızda Suriyelilere 250-300 metrekare evlerin inşa edilmesiymiş. Evlerin etrafında şöyle 100-150 metrekarede bahçe yaparsak şahane olacakmış. Biz de ekleyelim. Bu evlerin yüzme havuzları ve jakuzileri eksik. Yetmez. Bir de AK Parti belediyelerinin elindeki ihtiyaç fazlası arabalardan Suriyelilere birer tane de hediye edildi mi, çok şükür Suriye sorunu diye bir sorunumuz kalmaz. Maalesef sarayın aklında varsa yoksa beton, varsa yoksa rant. Bugüne kadar Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık diyorlardı. Ama 50 milyon dolar için tank palet fabrikasını Katar ordusuna gizli kararnamelerle peşkeş çekiyorlar. Şimdi de güvenli bölgede ev ve bahçe inşaatı için milyarlarca doları gözden çıkarmışlar anlaşılan. Ne diyelim? Allah tez elden akıl fikir versin. Bu arada şu gizli kararnameyi bir zahmet resmi gazetede yayınlayın da bu millet tank palet fabrikası peşkeşini gözleriyle bir defa daha görsün. Değerli basın mensupları, ekonomideki sıkıntılar artarak sürüyor. Sarayın kibirli adamı ise Merkez Bankası faizleri üzerinden şov yapıyor. Yok önce faiz tek haneye inmeliymiş, o zaman enflasyon da tek haneye inecekmiş, ekonomi canlanacakmış. Millet perişan, işsizlik başını almış gitmiş, ödenmeyen çekler, geri dönmeyen krediler, protesto edilen senetler, hepsi almış başını gitmiş. Çiftçi daha bu senenin primlerinin ne olduğunu öğrenemedi. Hala daha açıklanmadı. Jack'le Jack'la hiçbir şey yapmadan bu işler yürümüyor. Dereye su gelmiyor, kurbağanın gözü patlıyor. Merkez Bankası Başkanı'nı da işten attın. Artık elini tutan da yok. Konuşmayı bırak, bir an önce şu faizi sıfıra indir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınızı teker teker ve kurum kimliklerinizle beraber alabilirim. Evet, buyurun. İçiş-
İçişleri Bakanı'nın açıklamaları oldu. Özellikle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine yönelik bir kayyum olacak mı olmayacak mı sorusu gündemdeydi iddialarda. Buna ilişkin olarak böyle bir şey söz konusu değil dedi ve aynı zamanda Pejmur'da ifadelerine de açıklık getirdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Bunu o zaman da söylemiştim. Programı için, televizyon programı için PR yapıyor ama bunları tabii atama da olsa İçişleri Bakanı söylediği zaman ülkenin gündemini meşgul ediyor. Ülkenin gündemini karartıyor. Bu ülkenin gerçek gündemi işsizliktir, yoksulluktur, pahalılıktır, mutfaklardaki boş tenceredir. Tüm çabalar bu ülkenin, bu milletin gerçek sorununu gözlerden kaçırmak içindir. Evet. Pejmur'da ifadesi de soruldu kendisine İçişleri Bakanı'nın. Ben bir bakanım, uyarılarım olacak dedi. Bu yüzden herhalde bu Pejmur'da ifadesini kullandığını söyledi programda. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? Atama bakanların seçilmiş belediye başkanlarını kamuoyu önünde ipe sapa gelmez konuşmalarla uyarma görevi ne zamandan beri var? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakın biraz önce söyledim. İstiklal Caddesi'nde pırıl pırıl bir gencimiz hayatını kaybetti. Bıraksın bu uyarmaları falan, bakan işini yapsın. Kaç sorum daha olacak, tekrar evet. Sorayım o zaman. Siz de değindiniz işte güvenli bölge konusuna. Cumhurbaşkanı da 3-5 helikopterle 10 araçla bu iş olmaz dedi. Göstermelik olduğunu ifade etti. Ama Milli Savunma Bakanlığı da gecikmeden Amerika ile birlikte güvenli bölge adımlarının atıldığını söylüyor. Ve Cumhurbaşkanı da Amerika'nın terörle, özellikle terör için bir güvenli bölge kurulduğunu söylüyor. Dünkü ifadeleri böyleydi. Orada bir çelişki yok mu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani şimdi ülkenin güvenlik meselesinden bahsediyoruz. Ülkenin güvenlik meselesi söz konusu olduğu zaman her şeyi yapmak lazım. Ama önce bir yönetimin kendi içinde ne olup ne bittiği konusunda anlaşması lazım. Yani Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki bu işler böyle yürümez. Böyle 3-5 devriyeyle bu işler hallolmaz. Buna karşılık Milli Savunma Bakanı çıkıyor diyor ki her şey takvime göre yürüyor. Hangisi doğru? Bizim bunları bilmeye ihtiyacımız var. Sonuç itibariyle bu ülkenin güvenliği, Suriye sınırının güvenliği, Suriye sınırının perfore, Afganistan-Pakistan sınırı gibi olmaması meselesi bu ülkenin bekasıyla yakından ilgilidir. Burada eğer Cumhurbaşkanı ile Milli Savunma Bakanı aynı sesten, aynı sözü konuşamıyor, aynı sözü söyleyemiyorsa durum çok vahimdir. Biraz önce siz de değindiniz tank palet fabrikası ile ilgili ikinci bir kararname gizlendiğini söylediniz. Efendim iktidar kanadından herhangi bir açıklama gelmedi. Bunun bir belgesi var mı? Bunun bir belgesinin sarayda olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. İstediğimiz, talep ettiğimiz bu belgenin, yani bu gizli kararnamenin bir an önce resmi gazetede yayınlanarak milletimizin gözleri önüne konmasıdır. Bu kadar hayati bir konu gizli kararnamelerle geçiştirilemez. Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı. Son 5 yılda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 5. saldırı diyebiliyoruz biz fiziki olarak. Bununla ilgili bir kınama geldi mi? Size ulaşan bir işte geçmiş olsun mesajı oldu mu? Onun da ötesinde saldırganlarla ilgili henüz ortada bir iddianame yok. Bundan önceki Çubuk saldırganıyla ilgili de bununla ilgili bir değerlendirmemizi alabilir miyiz? Bilebildiğim kadarıyla bir geçmiş olsun mesajı gelmedi. Ama arkadaşlar bu ülke gerçekten giderek ilginçleşmeye başladı. Daha doğrusu bu yönetim, ülkeyi bir şey demeyelim, bu yönetim giderek ilginçleşmeye başladı. Bir tarafta Canan Kaftancıoğlu bundan 7-8 yıl önce atmış olduğu tweetler nedeniyle apar topar mahkeme önüne çıkarılıyor, hüküm veriliyor.
Diğer taraftan genel başkanımızın önüne kurşun atılıyor. Teröristler dağlardan tüfekle saldırıda bulunuyor. Yumruk atılıyor. Linç etmeye kalkılıyor. Yumurta atılıyor ama ortada hiçbir dava falan yok. Yani bu artık Türkiye'de neyin ne olduğunu bence çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Birilerine sosyal medyadan bir laf söylediğiniz zaman 9 yılı aşıyor alacağınız ceza, ama birilerine suikast girişiminde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na suikast girişiminde bulunduğunuz zaman, saldırdığınız zaman hiçbir ceza almıyorsunuz. Bunun, demokrasi bunun neresinde? Yarın öbür gün meclis grubumuz ve genel merkezimiz son linç girişimiyle ilgili raporu açıklayacaklar. Orada göreceksiniz. Durum son derece vahim. Ama bununla ilgili daha hala ortada doğru düzgün bir suçlama, doğru düzgün bir dava yok. Hatta resimleri orada olan bir takım insanların kimlikleri dahi belli değil. Bu gerçekten içine düştüğümüz adalet sistemimizin, idarenin içine düştüğü aczi açık seçik gözler önüne seriyor. Ya da kasıtlı davranışı açık seçik gözler önüne seriyor. Bir işlem yapılmamasını, iddianame hazırlanmamasını, dava açılmamasını, bir sonraki saldırı içinde ön ayak olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Cezalandırmazsanız tabii ki bundan sonrakilerin de önünü açıyor olursunuz. Ama sonuç itibariyle bahsettiğimiz kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. O işler o kadar kolay değildir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.